Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sesim geliyor mu? Ses ve görüntüde bir sıkıntı var mı? Yoksa başlayalım. Bir kişi yazsa yeterli. Tamam. Sorun yok. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Tekrardan kısa bir risk uyarımız var. Onu kısa bir şekilde göstermiş bulundum. Ondan sonra bugün sunumu ben yapıyorum. Ben İkbal Kızılca. Eğer bir trade fırsatı görürsek beraber bir trade açacağız. Eğer görmezsek de genel bir piyasa, benim takip ettiğim pariteleri analiz etmiş olacağız. Ondan sonraki sunumda da, webinarda da Bilirint hocamız sunum yapacak. Pozisyon açma zamanı, koşulları ve karar verme aşamasındaki gereken detayları anlatacak ve diğer webinarlarımız da böyle devam ediyor. Bizim eksi forex olarak handlerlarımız genelde bütün sosyal medyada eksi forex olarak handlerlarımızdan takip edebileceksiniz. Onun dışında hemen MetaTrader'e geçelim. MetaTrader'e geçelim. Şimdi arkadaşlar, bir önceki webinardan hatırlıyorsanız, katıldıysanız eğer, benim takip ettiğim paritelerin bunlardır. Bunların dışına çıkmamaya çalışıyorum çok fazla. Neredeyse hiç çıkmıyorum diyebilirim. Geçen hafta bazı analiz ettik hepsini. Yani olabildiğince sadece bir tane ya da iki taneyi kaçırmışızdır. Ve ondan sonra da sizden gelen pariteleri analiz ettik ve enstrümanları analiz ettik. Bugün de aynı şeyi, bu akşam da aynı şeyi yapmayı düşünüyorum. Eğer herkes için uygunsa. Son 15 dakika, şu an saat 8'i 7 geçiyor. Son yani 8'i 45 geçe bitirmeyi düşünüyorum. Daha erken de bitirebilirim çok istek gelirse. Ya da başka sorularınız varsa cevaplamak isterim. Daha erken bitiririm. Kısacası bakalım. Şimdi EURUSD'den başlayalım. Herkesin en fazla yani en fazla trade edilen parite olarak tabii ki. Başlayalım EURUSD'den. Şimdi EURUSD'de şöyle bir şey var. Şu anda benim gördüğüm, zaten geçen hafta bahsettiğimden çok fazla farklı bir gelişme kaydetmedi. Şöyle ki bunun bir aralıkta sıkışma ihtimali var. Yani aralığın dibi aşağı yukarı, biliyorsunuz ki ben net bir fiyat seviyesi olarak net bir fiyat seviyesi belirlemiyorum. Aşağı yukarı şu box'ın içinde. Yani şöyle ben burada ne görüyorum? Bir trend başlamış. Trend ufak bir işte kar realizasyonu ya da bir konsolidasyondan sonra tekrar bir atak yapmış ve tekrar bir konsolidasyon var. Bu bana ya trendin döneceğini işaret ediyor ya da devam edebileceğini işaret ediyor. Burada aşağı yukarı şuradaki gördüğüm hareketin aynısını bekliyorum. Bir saniye, ben kalemimi alayım. Şuradaki hareketin aynısını bekleyebiliriz. Yani aşağı yukarı şu ufak bir zaman diliminde çok kısa bir süreliğine bir konsolidasyon sonra bir atak. Burası birazcık daha uzun sürüyor. Yani buradan bir geri çekilme ve devamı muhtemel bir hareket olacaktır. Şu anda peki hani şu anda peki ne yapabiliriz diye bu paritede bakacak olursak, aşağı yukarı şuralarda zaten bir tane alarmım var burada. Şuraları geldiği zaman, bir atak olduğu zaman herkesin şorta yelten diye, yani genellikle piyasa şorta artık bu aşağı yukarıda devam gelecek diye
düşündüğü anda long girmeye hedefliyorum. Bakalım şuraları falan denk getirebilirsek long, ya da tam tersi şöyle bir şey de olabilir. Şimdi bu aralık aynı zamanda benim için bir dönüş hamlesi de, yani dönüşü de ifade ediyor. Yani şuradan devam edebilir ya da şuradan yukarıya, yani şurası direnç olarak, şurası destek olarak düşünürsek bir dirence doğru bir halde, ondan sonra aşağıya doğru kırılma olabilme ihtimalini, yani onu değerlendirmek için de yukarı yönlü bir hamle olursa oralardan shortlamak uygun fırsatlar verecektir. Tabii bu kırılmadan sonra biz long denedik ama neyse onlara girmeyeyim. Long denedik ama tekrar fail oldu, aşağıya geldi. Demek ki bu aralıkta devam edeceğiz. Şimdilik yani aşağı yukarı şurada long, şurada short, yani ta şey olarak fiyat aralığı olarak düşünüyorum. Bakalım yani yaklaşınca duruma göre değerlendireceğiz. Tabii haftalık falan da önemli. Haftalık mum da önemli. Haftalık mum şöyle önemli. Şurada bir önceki ayın neredeyse dip noktalarına yaklaşacağız. Bir önceki ayın dibine kırarsak yani yeni bir aylık bazda yeni bir dip elde etmiş olacağız. Aylık bazda yeni bir dip pek yükseliş trendi için pek hoş olmayacak olan bir şey. Tabii ki yani birazcık günlüğe bakarak trade açmak daha mantıklı olacak. Şu an için konuşuyorum. Bir sonraki pariteye. Peki genel olarak bir bakacak olursak piyasalara, hani tek tek gitmektense genel olarak hani her gün bunlara tek tek bakıp top down analiz yapmak yerine haftalık bir kere top down analiz yapıp genel bir piyasaya bakacak olursak neler görüyoruz mesela? Dolar CAD'de bir yukarıya kırılma var. Bunu not ederiz. Başka neler var? Başka görebileceğimiz. Şurada bir trend var. Güçlü bir trend var. Zaten GBP paritelerinde aşağı yönlü güçlü bir trend başlamış. Şurada bir trend var. Şurada bir trend var. Bunları takip etmemiz gerekiyor. Çünkü trendlerde yani şöyle ben çizmeden çok fazla, şurada bir trend var. Şurada bir trend var. Ve şurada bir trend var. Yani bir momentum var, daha doğrusu bir atak var. Onu değerlendirmeye çalışmamız gerekiyor kısaca şu anda bakınca. Onun dışında yen paritesinde bir sonuçta bir güzel, bir çok sıkıcı bir aralıktan sonra günlükte bir tane kırmızı mumumuz var. Bu günlükteki kırmızı mum bir şeyler ifade ediyor. Tabii bu genel aralıkta şu anda ben hiç bakmayacağım buna bile ama ya kısacası benim göz ucuyla, yani aklımın ucunda bulundurmam gerekiyor bunu. Kendim için konuşuyorum. Ondan sonra başka bir şey yok. Şu anda benim dikkatimi, yani genel ana hatlarıyla bakınca başka dikkatimi çeken çok fazla bir şey yok. O yüzden tekrar sırasıyla devam edelim. Pound'a bakalım. Şimdi Pound'da benim bir tane long açmıştım. Bu long'u da öncelikle onu neden açtığımı hemen açıklayayım. Peki şundan dolayı açtım. Şimdi bu şurada bir aralık var. Şuradaki aralık. Şuradaki aralıktan aşağı yukarı şu aralıkta sıkışabileceğini ve sıkıştıktan sonra ne tarafı kırarsa o taraf, yani şöyle burada sıkıştığını düşünürsem eğer, yani öyle düşünüyorum şu anda, sıkışacağını düşünüyorum. Bu sıkışmadan sonra yukarı yönlü bir hamle olursa fake olup olmaması çok fazla beni ilgilendirmeyecek. Çünkü benim neredeyse aralığın dibinden longum olacak. Ve bu longu tutacağım. Hani eğer yukarı yönlü bir kırılma gerçekleşirse bu longu tutacağım. Eğer aşağı yönlü zaten stopum var. Stopta ben piyasadan çıkmış olacağım. Bu longun sebebi o. Peki bunu geçen hafta top down analysis yapmıştık. Şöyle bakmıştık aylıkta. Short seviyesi aşağı yukarı zaten çok net bir şekilde belli. Hatta şuradaki destekten bir saniye ben kalemimi tekrar alayım. Yani şuradaki destekten şu anda aşağı yukarı short direnç haline gelmiş çok bariz bir şekilde. Peki short fırsatları kovalayacak mıyız? Tabii ki kovalayacağız. Yani şurada eğer şu hareketin devamı gelirse, yani şuradaki beklediğim hareketin devamı gelip yukarı yönlü bir hamle olursa benim için bu long pozisyonu aynı zamanda hedge yapmak için çok güzel bir fırsat verecektir. Şöyle ki
Yani bu birazcık değişik bir strateji. Çok da tavsiye ederim. Ama uygulaması gerçekten çok zor. Çünkü iki yönde de düşünüyor olmanız lazım ve iki trade'i aynı anda karşı trade'i aynı anda manage etmeniz gerekiyor. Yani şöyle ki buraya kadar fiyat atıyorum. Şuraya kadar, şuraya kadar fiyat geldi. Ben burada bir tane short pozisyona girdim. Short pozisyona girdikten sonra stopunu yukarıda koydum. Aşağıdan longum var, yukarıdan shortum var. Hangi tarafı kırarsa o pozisyonu tutmaya devam edeceğim. Vesaire vesaire. Bu longun bir avantajı daha var benim için. Eğer söylediğim gerçekleşirse, piyasa tabii ki random, bilemeyeceğim gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini. Yukarı yönlü bir hareket olursa short'u girip long'u tutmaya devam edebilirim ve duruma göre ikisinden birini kapatabilirim. Piyasa hangi yöne doğru kırarsa. Peki short, yani burada aşağı çok fazla detaya girilecek bir şey yok. Çok net bir şekilde her ne kadar, yani günlük, haftalık olarak bakınca şu anda mesela bugün Salı, yani bir hamle olma ihtimali, yukarı yönlü bir hamle olma ihtimali çok yüksek. Çünkü daha Salı günündeyiz ve neredeyse bir haftanın tüm pipsini doldurmuş. Şu an haftalık mumlara bakınca aşağı yukarı, ya yani haftalık mumlar aşağı yukarı 300 pips deseniz şu an neredeyse 230 pips kadar doldurmuşuz. Yani bunun bir geri vites yapması, birazcık böyle geri çekilmesi çok mümkün. Bu geri çekildikten sonra dediğim gibi short denemeleri zaten favorimiz şu an için. En azından benim için. Hemen hızlı hızlı geçelim. Çeyrek geçiyor. Hemen Kanada doları çok güzel bir parite şu an için konuşuyorum. Çünkü şuradaki hareketin aynısı gerçekleşiyor. Yani bir hareket, aşağı yönlü bir hareket var. Sonra bir geri çekilme, devam. Şu anda geri çekilme var. Ve hani kesin çok yüksek ihtimalle şöyle bir formasyon, şöyle bir trendin devamını görebiliriz. O yüzden şu anda dolar cap'te şuralarda falan short pozisyonları kovalayacağım. Genel olarak da aylıkta zaten top-down analysis yaptığımız zaman da genel olarak direnç seviyeleri buralar olduğunu ve daha düşük zaman dilimlere orada kadar çıkma ihtimali var. Ama şimdilik şu alt bandı, daha altlara doğru bir hareket bekliyorum açıkçası şu trendden kaynaklı. Yani bu trendim şu anda, yani benim ileri tahmin etmektense şu anki gördüğüm trende baz almam çok daha iyi oluyor benim için. Yani şuradan bir zıplama, retracement, birazcık şey çizdim, fazla çizdim. Bir retracement şuraya kadar ve devam. Yani şurada bir short pozisyonu kovalayacağımı söyleyebilirim. Onun dışında hemen Avustralya dolarına bakalım. Avustralya doları şöyle. Şu hareketten dolayı, yani şuradaki bir sıkışmadan sonra bir fake yukarı kırılma ve devamı aşağı yönlü geldiği için, geri çekildiği için bu hareketin devamı gelebileceğini düşünüyorum. Buna düşünmemin sebebi de tabii ki yukarı yönlü çok güçlü bir trend var, ama bunu düşünmemin sebebi de aşağı yukarı aylıkta ve haftalıkta tepelerde olduğumuzu. Yani şuradaki aralığı düşünüyorum ben. Yani tekrar aşağılara yön, yani şu aralığın ortasına deseniz, şuradan bir tane Fibonacci çeksem ben eğer, aşağı yukarı şuralara kadar bir geri çekilme ihtimali çok mümkün. O yüzden short kovalamayı düşünüyorum. Peki bir saniye ben şunları sileyim. Short kovalı şu anda şöyle haftalıkta bakınca bir geri çekilmeden sonra, eğer inşallah denk getirebilirsek, bir yukarı yönlü bir hareketten sonra bir short girme isteğimiz var. Ama bakalım. Yani şuralara kadar bir geri çekilme. Zaten bunu kaçırmışım ben. Buraya kadar gelmiş. Fake de yapmış. Tekrar aşağı gitmiş. Yani buralarda bir aralığa girme ihtimali de çok yüksek. Ama aralıktan ziyade şu harekete yaptığı için, şuradaki aralıktan kırıp aşağıya dönme gelebilme ihtimali olduğu için hemen bir short kovalamak benim için daha iyi olur diye düşünüyorum şu anda. Dediğim gibi bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Sadece analiz ediyorum ve neler yapabileceğim hakkında konuşuyorum. Ve eğer şu anda yapabileceğim bir şey varsa hemen yapmak isterim. Sorularınızı da bu arada sorabilirsiniz. Dediğim gibi yende çok fazla bir şey yok. Yani sıkışmış bir piyasa var. Yan yerine
Euro yen ve pound yenleri takip etmemiz daha hoş olur. Daha güzel analizler yapabileceğimizi düşünüyorum. Hemen bakalım. Hemen altına bakalım. Altında geçen hafta demiştim. Bir tane fake bir hareket bekleyip o fake harekete longlamak istiyorum demiştim. Tabii ki daha farklı pozisyonlarım olduğu için ekstradan buraya bir marjin bağlamak, buraya bir risk almak, burada bir risk almak istemedim. Tabii ki daha derinlere bir hareket olsaydı risk almak isterdim. Çünkü zaten beklediğim bir şeydi. Geçen hafta bahsetmiştim. Yani şunu bir genel bir aralık olarak düşünürsek. Yani bir şurada iğne bırakmış. Yani tekrar bir iğne bırakıp yukarı yönlü bir hareket ve devamı gelebileceğini düşünüyorum. Yani şuraya bir sıkışma olduğu bariz. Bu sıkışma da bana neyi ifade ediyor? Aynı zamanda diğer paritelerde bahsettiğim gibi hadi aylıkta birazcık durumlar karışık ama şurada shooting star dediğimiz işte formasyon var. Candlesticks terimlerinden bir tanesi shooting star gibi gibi tam shooting star olmasa da pek bir dönüş olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü yani bu trendten sonra yani dönüş olabilmesi için zaten kendisini ifade eder. Yani hani dönüş olacak diye dönüş yönünde pozisyon açmaya gerek yok. Yüksek zaman dilimlerden bahsediyorum. Ama tabii ki haftalıkta ve günlükte ve saatliklerde tabii ki güzel dirençlerde, gördüğümüz dirençlerde short pozisyonları açmamız gerekiyor fırsatları değerlendirmek için. Peki burada o yüzden şurada yeltenmedim çok yine. Zaten çok bariz bir şekilde aşağı yukarı supporttan dönmüş. Yani nereden long girmiş olsaydım şuralardan, nereden long girmiş olsaydım bir ufak bir ne kadar aşağı yukarı yani hadi en kötü ihtimal şuradan long girmiş olsaydım 18 dolar falan yani lot yani ons başı 18 dolar 15 dolar civarı bir şey bırakırdı. Tabii bunu gerek var mıydı? Dediğim gibi hiçbir pozisyonum olmasaydı yani aynı zamanda hem analiz yapıyorum hem de bir yani bir trader olarak naçizane kendi fikrim hani düşünce prosesim trade açarken hani nasıl karar verdiğimi de aynı zamanda beyan etmek istiyorum. Onları da değinmek istiyorum. O yüzden bunları ekstra detay olarak anlatıyorum. O yüzden yani hani gerek var mıydı? Hiçbir pozisyonum olmasaydı ve hani isteseydim açabilirdim tabii. Yani bir sakıncası yok onu demek istiyorum ama açmadım çünkü başka yerlerde pozisyonlarım vardı ve gerek yoktu. Zaten Daily Support 2'den şey yapmış. Daily Support 2'ye bahsetmiştik geçen hafta. Birazcık hatta bu Pivot Point uygulamasını isteyen arkadaşlarımız olmuştu. Onlarla da paylaşmıştım bunu. Daily Support 2'de birazcık şaşmış ama şaşırmış ama genel olarak Daily Support 2'den toparlamış. Onun dışında altında şu anda dediğim gibi çok fazla yapılacak bir şey yok. Yani şu aralık içinde ya dibinde ya tepesinde olmamız lazım bir şeyler yapmak için. Onun dışında hemen geçelim bakalım başka neler var. Euro-AUD'de maalesef sabah erken saatlerinde gerçekleşti ve bu şu hareketi kaçırmışım. Geçen hafta bundan bahsetmiştim. Şöyle ki geçen hafta demiştim aşağı yukarı bunun bir aralıkta sıkıştığı belli bir şekilde var. Şu hareketin bir retracement'ı olacak illaki. Hani bu kadar olmasa bile bir kısmen bir şey olacak. Hani onu geçtim. Onun dışında bu aralığın içindeyiz. Bu aralığın içindeyiz. Şu aralığın içindeyiz. Bu aralığın diplerine doğru alıp tepelerine doğru satmak çok kolay bir şekilde pips kazandıracaktır diye düşünüyorum. Geçen hafta birazcık top-down analysis yapmıştık. 4 saatliği falan bakmıştık. Yani şuradaki formasyonun destek olabileceğini, hani şuranın ortası, yani şuradan şurasını farz etseniz, alsanız şu an ortasından civarından bir yerden destek bulabileceğini söylemiştim. Ama tabii bunu kaçırdım. Onun dışında şu anda birazcık hani zaten birazcık nasıl söyleyeyim? Genel bir trend olmadığı için yani günlükte çok güçlü bir trend vesaire olmadığı için ya da haftalıkta parite birazcık yavaş hareket ediyor. Yani şunu demek istiyorum. Bu tekrar aşağılara doğru gelebilir. Yani yarın açtığı zaman artık pivot point neresiyse tekrar ortalara ya da şuranın desteğine şöyle söyleyebilirim. Hani
Bu da bir dalga. Şu dalganın bir saniye ben sileyim. Benim için bu da bir dalga. Bu dalganın yarısının kadar geldiğini düşünürsem, geri çekildiğini düşünürsem alma şansım var. Tekrar bir yani o fırsatı kaybetmedim dediğim gibi. Ama çok fazla yani kaçıracağım bir şey yok. Çünkü çok yavaş hareket ediyor şu anda bu parite. O yüzden hani günlük yani şöyle söyleyeyim. Hani birkaç gün yavaş hareket ediyor. Bir anda bir hareket gerçekleşiyor. O harekette ters düşmemek gerekiyor. O harekette ters düşmemek için de dediğim gibi daha düşük, daha yüksek zaman dilimlerine bakarak karar vermek en azından bana çok fazla bir zarar yazdırmayacağı kesin. Burada benim bir tane trade'im olmuştu. Geçen hafta bahsetmiştik. Geçen hafta şöyle şu hareketin devamı yani günlükte bakınca şuralarda falandık. Dedim ki yani bunun bir aşağı yönlü bir hamlesi olabilir. O hamleden peki ne kadar pips yaptık? Aşağı yukarı şöyle şuralarda bir yerde trade açtığımı varsayarsak aşağı yukarı 100 küsur pips civarı. Tabii ki böyle ölü bir piyasada 100 pips gerçekten güzel bir rakam. Onun dışında tekrar bunda da top down analysis yapacak olursam aşağı yukarı yine direnç seviyelerine yaklaşıyor. Direnç seviyeleri burada bir destek oluştu. Daha yüksek zaman dilimlerine bakınca ben şunu görüyorum. Bir saniye şunu görüyorum. Şuradan şuraya kadar bir aralık var. Benim için short taşımak risk reward ratio yani risk ve kazanç oranlamasına yönelik düşünürsem gerçekten zirvelerdeyiz ve bu zirvelerde shortlar kovalarsam eğer ve bir tane iki tane pozisyon inşa edebilirsem zirvelerde pozisyonları tutabilirsem bunlar gerçekten devamı gelebilecek gibi bir şeyler. Yani şurada en düşük ihtimalle hemen şeyimi alayım, crosser'ımı alayım. Yani en düşük ihtimalle bana 500 pips kazandıracak bir hareket gerçekleşme ihtimali çok fazla. Tabii bu paritelerde hani bir yöne doğru çok güçlü bir hareket beklemek çok fazla doğru olmaz. Çünkü genel olarak büyük aylıkta ve haftalıklarda genel olarak yatay hareket ediyorlar. Onun dışında dediğim gibi şu anda short pozisyonları kovalıyorum. Günlük ve haftalığı bakınca da TI'den almış oluyorum. Short pozisyonları kovalıyorum. Şuralarda bir yerde eğer short pozisyonu açmak istediğimde herhangi bir yerde açabilirim. Şu anda da açılabilir. Hemen bakalım bir sonraki paritemizde neler var. İstediğiniz pariteleri bu arada yazabilirsiniz. Hem chatten hem Q&A bölümünden, soru cevap bölümünden. Burada bir tane hareket var. Pound yen'de bir hareket var. Tabii pound yen'de şöyle short hareketi var ama şöyle de bir gerçek var. Yani şu hareketin devamı mı acaba? Yoksa support mu bulduk? Peki bunu nasıl ben değerlendiririm? Eğer çünkü iki yönde de düşüncemiz var. Hem bu hareketin devamı gerçekleşme potansiyeli var. Hem de support yani şurada şu aralık olarak düşünürsek aşağı yukarı hani bunun devamı değil de güzel bir şöyle devam eden bir trend değil de şuraları falan gelip bundan sonra yukarı yönlü bir hareket gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Peki bunu nasıl trade edeceğiz? Tabii ki haftalıkta şu anda çok erken ona karar vermek için ama günlükte bakınca, saatlikte bakınca ertesi gün yani yarın açıldığı zaman piyasalar bir geri çekilmeden sonra short denemesi çok fazla risksiz bir şekilde kazandıracak. Yani aynı zamanda şöyle söyleyeyim. Şuradaki aralıktan sonra aşağıya kırmışım. Yukarıya birazcık gelip devam edebileceğim. Saatliğe bakınca da weekly support 1'e kırmışım. Weekly support 2'den aşağı yukarı bir destek bulmuşum. Yani tekrar weekly support 1'e kadar geldiğim zaman ya da işte yarınki pivot seviyesi hangi seviyede açılacaksa short deneyip aşağı yukarı weekly support 3, aylık support 2 var bir de. Aylık support 2 var. Support 2'ler, resistance 2'ler çok iyi çalışıyor. Buralara kadar pozisyonu tutabileceğim short denemesi yaparsam. Dediğim gibi yarın bunu bakacağız. Zaten pound yen. Ama aynı zamanda şöyle bir şey var. Yani bu haftanın çarşamba günleri genelde
bir retracement olma ihtimali çok yüksek oluyor. Yani pazartesi güçlü bir trend başlamışsa, salı da hadi birazcık onu devam ettirirse, çarşamba günleri bir retracement olur, perşembe günleri devam eder. Genelde piyasada böyle şeyler olabiliyor. O yüzden yarın bir retracement falan bekleyebiliriz. Yani geri çekilme bekleyebilirim onda. Onun dışında burada ben risk aldım. Burada bir kırılma gördüm. Şuradaki desteği kırdığını gördüm. Hemen bakalım. Şuradaki desteği kırdığını gördüm. Şuradaki aralığı kırdığını gördüm. Çünkü şu bir trendin başlangıcı. Yani bir trendin soluklanma noktası, denge noktası diyebileceğim. Yani burada fiyat bir denge, arz talep bir dengeye girmiş. Sonra devam etmiş yukarıya. Her neyse onu kırdığını gördüm ve short denemesi yaptım. Şimdilik çok yavaş ilerliyor. Tam tersi, yani beklediğim tam tersi, çok yavaş ilerledi. Çünkü ben hızlı bir hareket olur diye ikinci pozisyonumu da açtım. Bazı arkadaşlar soru sormuştu, acaba ekliyor musunuz diye. İkinci pozisyonumu da açtım. Yani bunun devamını beklerdim. Çok hızlı bir şekilde aşağı yönlü bir hareket olup bir kısmen kar alıp devamında artık bu TP'yi ya silerdim ya kaldırırdım ya daha erken TP olurdu. Yani genel olarak çok kısa bir şekilde hemen hızlı bir kar elde etme ihtimalim olabilirdi. Çünkü yani pound kiwi paritesi, bu parite agresiftir. Yani bir günde çok sağlam hareketler gerçekleşebiliyor. Trend olduysa vesaire. Hani şurada şuradaki kırılma gibi, şuradaki yükselişler gibi vesaire vesaire. Yani güzel bir trend olabilirdi. Yani şöyle günlükte bakalım. Günlükte parite açılmış. Şunları ben sileyim. Saatlikte bir günün hareketine bakıyoruz. Yani pivota hiç dokunmamış bile. Açılmış. Pivotun altına açılmış. Ve hemen aşağı yönlü bir hareket gerçekleşmiş. Yani bu artık çapı piyasa oluyor. Yani çapı piyasa, ranging piyasa, yatay piyasa, birçok adı var. Aşağı yönlü hareket var ama tekrar yukarı yönlü gelmiş. Dediğim gibi stoplarımı safe bir seviyede koyuyorum. Çünkü günlükten trade açıyorum ve böyle hareketler beni stop etmemesini umuyorum. O yüzden stoplar şimdilik aşağı yukarı 100 pips yukarıda. Dediğim gibi şu anlık bu hareketin devamı gelme ihtimali yüksek. Haftalıkta da bakınca yani aşağı yukarı şuradaki aralık olarak düşünürsek, daha düşük aralık olarak şuradaki aralık olarak düşünürsek ve bu aralığın ortaları falan, yani şuralarda bir tanesini TP edip ondan sonraki şuralara kadar, yani dibe kadar gelmesini, şu aralığın dibine kadar gelmesini istiyorum. Ondan sonra zaten TP olacak, long denemeleri başlayacak vesaire vesaire. Hemen bakalım. Pound yen, euro yende bir aralık oluşmuş. Bu muhtemelen bu trendin sonu gibi, yani bir swing'in, bu dalganın sonu gibi bir şey. Çünkü haftalıkta da aşağı yukarı belli bir seviyelere kadar gelmişiz. Çok fazla artık yukarı yönlü bir zorlamanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Yani long zorlamanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Daha büyük için konuşuyorum, haftalık ve aylık için. Bunun aşağı yönlü bir hareket gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Dediğim gibi bu aralığın ya kırması, yani ya bir momentum görmemiz gerekiyor. Yani şu fiyatın aşağı kırdıktan sonra, bir momentum gördükten sonra o momentumda zoom in yapıp 4 saatlikte, saatliklerde shortlar gelip kısa hem tabii uzun tutarak daha yüksek pipsler elde edebileceğiz, hem de kısa hemen hemen hızlı işlemlerden, trendten faydalanabileceğiz. Tabii ki bunun devam etmesi lazım. Ya da şu aralığın zirvesini görecek, ortalarını görecek. Buralarda long short denemeleri yapmak istiyorum. Onun dışında pound yen'deki fırsatı kaçırdık. Aslında şuralarda falan long düşünüyordum ama şu hareketi gördükten sonra tabii bunun devamı gelebileceği için ve diğer taraftan pound dolar da zirvelerde olduğu için ve yen de, dolar yen de aşağıya doğru hareketlendiği için birazcık temkinli davranıyorum. Yani long, neden long düşünüyorum? Pound dolardaki aynı nedenle, ama pound dolar beni çok fazla korkutmuyor. Çünkü daha yavaş hareket eden bir parite. Yani biliyorsunuz ki benim aşağı yukarı 100 pips stop loss'um var statik olarak. Yani 100 pips stop loss'da kesinlikle pound yen
patlatma gücüne sahip, çok hızlı hareket eden bir parite. O yüzden long limitimi sildim buradan. Peki yukarı yönlü bir hareket olursa yarın, yani şu günün yarısı kadar bir yukarı yönlü bir hamle olabilir. Daha safe hareket etmek istiyorsam şuradaki aralığın zirvesi tepesine doğru hareket gerçekleştiği zaman zaten benim şuralarda bir dengeye sahibim. Buralara kadar gelecek ve aşağı yukarı benim bir tane short pozisyonu garanti edebilmem mümkün. Yani bir short olarak kendimi konumlandırabilmem mümkün stop olmadan. O yüzden dediğim gibi bir tane short pozisyonu kovalamamda fayda var. Peki neden short kovalayacağım? Şundan bahsedeyim. Haftalıkta bakıyorum ben buna. Haftalıkta bakıyorum ve şu aralıkta olduğunu görüyorum. Ve aynı zamanda şöyle bir genel bir aralıkta, aşağı yönlü bir trendde de olduğunu görüyorum şuradan. Yani şurada piyasa çok yapıyor bunu. Hatta petrolde falan da yapmıştı. Çok daha büyük aylıkta bakınca çok bariz bir şekilde görünüyordu. Yavaş yavaş daralan bir üçgen var. Üçgen aşağı yukarı bir yerde kırılacak ve bir tarafa doğru hızlı bir hareket gerçekleşecek. Orası artık bizi ilgilendirmiyor çünkü çok uzun vadeli oluyor. Şu anda bizi ilgilendiren kısım, beni ilgilendiren kısım şurası. Şuralarda short girip, şuralarda long girmek ve ne olacağına bakmak. Benim analizlerim bu kadar. Şu anda dediğim gibi biliyorsunuz ki canlı şu anda trade açabilecek bir şey görebildik ve çok fazla, yani tabii ki belli bir seviyelerden bahsettik. Oralara gelince piyasa ve genel zamanlama uygunsa ve genel olarak hesap uygunsa oralarda bahsettiğim trade'lere gireceğim. Onun dışında eğer bir soru varsa sorularınızı bekliyorum. Eğer bir özel bir parite istiyorsanız, şu anda açık bir pozisyonunuz varsa, o pozisyon bende olsaydı ne yapardım tarzı bir sorunuz varsa onu da cevaplamak isterim. Onun dışında sorularınızı bekliyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer yoksa da yavaş yavaş kapanışa doğru geçebilirim. Chat açalım. Bakalım neler var. Chat'te bir şey yok. Bakalım. Göremedim ya. Ben göremiyorum soruları. Varsa çok garip bir şekilde bende gözükmüyor. Şeyden arkadaşlarımız yazıyor. Allah Allah. Çok ilginç bir şey oluyor şu anda. Ben göremiyorum soruları. Eğer yapabilirseniz bana atabilir misiniz? Teknik bir arıza var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben hiçbir şey göremiyorum. Chat'te de Q&A'de de soru yok gözüküyor bende şu anda. Hemen bakıyorum. Bana gönderiyorlar. Geliyor. Problem yok. Ekleme stratejisini nasıl yapıyorsunuz diye sorulmuş. Ekleme stratejisine şu an canlı olarak sorduğunuz için gerçekten teşekkür ediyorum. Şundan bahsetmiştim ben. Burada bir momentum gördükten sonra bu riski arttırmak, aynı zamanda tabii hem riski arttırmak hem karı arttırmak demek. Aynı zamanda da bana şu imkanı tanıyor.
Ben bir tane pozisyon açtıktan sonra birazcık şimdi bu pozisyonu eğer ben şöyle söyleyeyim size. Burada neler yapabilirdim? İlk pozisyonumu büyük açardım. İki katı açardım. Riskimi çok arttırmış olurdum. Ve anında buradan ters bir terse yönlü bir hareket olsaydı normalde zarar edeceğimin iki katını zarar etmiş olacaktım. Kademeli olarak yani bir pozisyonu ekleme için benim için bir zaman aralığı vermek yani belli bir zaman tanımak burada çünkü çok kısa vadeli düşündüğüm için yakın bir zaman diliminde pozisyon girmeye yeltendim ve pozisyon girdim. Çünkü daha kısa bir zaman diliminde var bu. Daha kısa zaman diliminde hemen bir kârı geçmek için hani bir ikinci pozisyonu kapatıp birinci pozisyonu uzun vadede tutmak için ya da orta vadede tutmak için birincisi zaman, ikincisi de fiyat aralığı. Yani bunlarla beraber bir hareket varsa piyasada belli bir zamandan sonra ben burada bir short girdiysem ikinci short'a şurada girmek istiyorum. O yüzden bir aralık tanıyorum. Bu çoğu insan için yanlış düşünce olabilir şundan dolayı. Çünkü hani neden daha düşükten satasın ki ya da işte alışlarda neden daha yüksekten alırsın ki? Arkadaşlar FX'e öyle bir şey yok. Hani yüksek veya düşük bir fiyat seviyesi yok. Yani bu dediğim gibi piyasadan nereden girerseniz girin o pozisyon ya da ya karla kapanır ya zararla kapanır. Hiçbir zaman düşünmeyin. Sizi o kısıtlamasın yani. Hani neden burada iki katı girmeden neden aşağıdan girdin diye soracak olursanız belli bir zaman tanıyorum. Çünkü bu benim riskimi azaltıyor. Yani arttırıyormuş gibi düşünsek de bir zaman ve bir de bir fiyat aralığı düşünüp artan pozisyonlarıma kar etmek. Biliyorsunuz ki FX'e en çok zarar ettiren strateji bunun tam tersidir. Yani ben terse şurada long girdiğimi düşünün. Buy yazıyorum. Long girdiğimi düşünün. Buraya kadar geldi. 100 pip zarardayım. Tekrar burada long girsem ve bu devam ederse aşağı yönlü compound bir şekilde benim zararım artacak. Yani kat ve kat artacak benim zararım. Bunun tam tersini düşünün. Kat ve kat zararınız karınız artacak. Dediğim gibi belli bir aralık tanıyorum ve belli bir zaman tanıyorum pozisyon girmek için. Burada çok yakın girdim. Sebebi şu. Bir momentum gördüm. Yani günlüğe bakınca şuradaki şu an çok net gözükemiyor olabilir. Bir momentum gördüm ve momentumdan sonra yani şuradaki üç asker diyormuşum. Üç tane mum gibi Three Soldiers deniyor da İngilizce'de. Üç tane mum var aşağı yönde ve bunun devamı gelecek ve şuraya tabii kırdıktan sonra şu aralığı kırdıktan sonra yani buradan bir zıplama gerçekleşti. Zaten burada bu zıplama gerçekleşmiş. Devamı gelecektir diye gün içi ufak bir kar elde edebilmek için hemen girdim pozisyonu. Tabii ki birazcık uğraştırıyor ama şimdilik gidiyoruz sanki doğru yöne doğru yani bizim istediğimiz yöne doğru gidiyoruz. Bunun cevabını vermiş oldum. Tamam bakalım sırasıyla. Canlı işlem fırsatı yok mu? Canlı işlem fırsatı şu anda açıkçası her şeyin üstünden ya yani benim trade edebileceklerim bunlar. Sizin böyle çok ultra güzel trade fırsatı diyebileceğiniz bir parite, bir çeşit enstrüman varsa bana söyleyin. Ben buradan açayım, bakayım. Eğer güzelse gerçekten yapılabilecekse o trade'e girelim. Yok. Açmıyorum. DEX'te işlem açmıyorum. Cermen 30 işte. Orada işlem açmıyorum. O birazcık açmıyorum hiç. Burada yok bile. Ben de yok. Şeyinde enstrümanın şeyini de bilmiyorum. Etiketini de bilmiyorum. Kademeli ekleme pivot sisteminden faydalanıyor musunuz? Pivot sisteminden kademeli olarak tabii ki faydalanıyorum. Çünkü her işlem ayrı bir işlemdi. Tabii ki bir önceki işlemlere bakarak hani tabii bir money management, position management süreci var tabii ki de. Ama pivot olarak ben bir işlemi açarken pivotlara bakıyorum tabii. Hani
Tabii mesela günlükte çok güzel bir fırsat gördüğüm zaman pivotlara bakmama gerek yok. Ama top down analysis yapıp artık böyle noktasını bildirene kadar güzel bir işlem girmek istiyorsam pivotlara bakıyorum. NZT USD'ye bakalım. NZT USD burada var mı? Evet varmış. Hemen bakalım. NZT USD'de Audi Azi'nin kardeşi. Buna Kiwi diyorlar, ona Azi diyorlar. Azi'nin kardeşi. Hemen hemen birebir aynı formasyona sahip. Aşağı yukarı zirvelere kadar gelmişiz. Kabaca konuşuyorum. Aşağı yukarı zirvelere kadar gelmişiz. Burada bir hareket olmuş gibi olmuş ama tabii ki zirvelerde olduğumuz için alıcılar çok fazla risk almak istememiş ve satış yönüne geçmişler ya da longlarını kapatmışlar. İkisi de aynı şey. Peki burada ne bekleriz? Hemen bakalım. Şurada bir şey var. Bir kanal var. Buradaki kanal. Yani şuraya kadar çok rahat bir şekilde bir gerileme gerçekleştikten sonra artık burası ya kırılacak, aşağı yönlü gelecek basit bir formasyon ya da yukarıya gidip tekrar aşağıya gelme ihtimali çok fazla. Ama dediğim gibi çok fazla yukarıya bir hamle beklemiyorum. Çünkü haftalık ve aylığa bakmamın avantajı, en büyük avantajı bu. Yani çok fazla yukarıya bakma ihtimali. Yani şöyle burada çok daha da netleşti bu konu. Şundan dolayı aşağı yukarı şöyle çizdiğimiz zaman, hadi burası çok iğne olduğu için çok fazla dikkate almasak da olur. Aşağı yukarı şöyle devam etme ihtimali çok yüksek. Onun dışında fundamental olarak da çok büyük bir change yok yani. Hem dolar bazında hem kivi bazında çok büyük bir değişiklik yok. O yüzden zaten çok fazla bir şey beklemeye gerek yok. Aylık için konuşuyorum. O çizdiğim aralıkta devam etme ihtimali çok yüksek. O yüzden short kovalarsanız ve eğer shortları tutmayı başarabilirseniz güzel kar elde etme ihtimaliniz çok yüksek. Dediğim gibi ben bunu trade etmiyorum ama trade ediyor olsaydım dediğim azı gibi gene yukarılarda short kovalayıp ortalar civarında buralarda kar alıp devamında aşağı yukarı, yani şurada çok güçlü bir şey var, aralık var. Buradaki güçlü aralık da aşağı yukarı ortası deseniz şuralarda falan soluklanır. Ve ondan sonra yukarı yönlü bir hareket gerçekleşme ihtimali var. Hemen 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte de şu anda şurası direnç aşağı yukarı. Yani şuraya kadar bir hamle olduğu zaman ya da şurası hani nokta pinpoint yapmak istiyorsak şurası bir nokta olsun. Şuralardan bir direnç bulma ve aşağı yönlü bir hareket olma ihtimali çok fazla. Eğer buradaki kanal çalışmazsa, yani şuradaki kanalda devam etmeyecek olursak ve yukarı yönlü bir hareket olursa, ya kanalda devam etme ihtimali, ya şöyle söyleyeyim, hemen o zaman şurada şeyle çizince, zoomla çizince kalmıyor. Kanalı şeyle çizelim, MetaTrader'le çizelim. Aşağı yukarı şu kanal desek ve 4 saatlikte şurasını direnç desek, yani buradaki yapabileceğin birinci trade şu olur. Şuradaki hareketi değerlendirmek olur. Şuradaki short'u değerlendirmek olur. İkinci hareket şuraya kadar yavaş yavaş gelir ya da saçma bir şekilde gelir. Buralarda long deneyip yukarı yönlü bir hareket beklemek. Tabii ki stopu altına koyacağım ve eğer aşağı yönlü bir kırılma olursa artık haftalık ve aylıklara tekrar bakarak bunlara göre değerlendirmeyi düşünebileceğim. Onun dışında bakalım. Kusura bakmayın ben buradan göremiyorum. Arkadaşlar siz bana gönderin soruları falan. Eğer yeni soru varsa. Evet, XTI USD petrol istemişler. XTI USD'ye bakalım hemen. Neredesin? XTI USD. Evet, burada bir arkadaşımız ters bir pozisyonu vardı. Özellikle o yüzden bakmıştım zamanında ve kendisini söylemiştim. Yani şöyle bayağı taptan analiz, vakit harcamıştım buna. Analiz yapmıştım ve sonucu olarak dedim ki ben girmiş olsaydım bir pozisyona short girmiş olurdum. Çünkü buradaki formasyon aşağı yukarı birebir olmasa da
Enzettiği kivi gibi, azi gibi bir formasyon. Şöyle diplerden bir hareket var. Ve o hareket aşağı yukarı dirençlere kadar gelmiş. Gerekli seviyelere kadar gelmiş. Bir noktadan sonra da sıkışmış. O sıkışmadan sonra aşağı yönlü bir hareket olma ihtimali çok yüksek. Normaldir piyasada. Bir noktadan sonra artık alıcılar çok fazla sıcak bakmadığı zaman ya da korktuğu zaman pozisyonları bozup, bu tamamen arz talep dengesi. Alıcılar aşağı yukarı pozisyonlarına çıkınca talep arz etmiş oluyorlar ve tabii ki talep düşmüş oluyor ve piyasa aşağı yönlü kırıyor. Dediğim gibi bunu da hemen bir bakalım, hedef verilmeyelim. Nereye kadar gelebilir? Şöyle şuradan döndüyse piyasa aşağı yukarı şurada açılışlar arkadaşlar önemli. En azından benim için yani aylık açılış ve haftalık ve günlük açılışlar önemli benim için. O yüzden hani şuradaki iğne tabii ki benim için önemli. Çünkü o iğnenin içinde haftalık ve günlük kapanışlar, açılışlar da var. Aylıkta bir bakıyorum nerede olduğumu. Onlara da bakacağım sırasıyla. Peki şu aralığın aşağı yukarı şurada bir destek var. Hemen bakıyorum. Şurada bir arz talep dengesi oluşmuş. Ve aşağı yukarı tam düz çizemedim ama aşağı yukarı şuralara kadar falan çok rahat bir şekilde gerileme mümkün. Onun dışında günlüğe bakmam lazım daha detaylı bakabilmek için. Günlüğe bakalım. Yani bu hareketin bir retracement'ı olması mümkün. Yani aşağı yukarı yani şöyle söyleyeyim. Hemen bakalım tekrar. Dirençlerde neredeyiz? Direnç, şurasını bir direnç varsayarsak. Şurasını bir direnç varsayarsak. Aşağı yukarı o aralığı da direnç olarak sayma ihtimalimiz var. Yani direnç olarak düşünebileceğim ben burayı. Eğer tekrar buraya gelirse short düşünebilirim anlamında söylüyorum. Peki yani bunun aşağı yukarı tekrar bir yukarı yönlü bir halinde olduktan sonra short denemesi yapma ihtimali var. Aynı zamanda da şu aralık belli bir denge oluşturmuş. Şu aralığın ortası gibi bir şey. Yani genel olarak şu aralığı düşünürseniz yani şu an 36.60 aşağı yukarı 24 dolar, 25 dolar civarına kadar yani varil başı 10 dolar bırakır gibi bir şey şu anda. Eğer short pozisyonunuz zirveden varsa zaten yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte tutmanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında bakalım. Enzetti USD'ye baktık. Baktığımız mavi bölgeyi gösteren indikatör hangisi? Mavi indikatör değil. Bu tamamen şuradaki box trader'ın kendisinde var. Şurada toolbar'dan şuradaki box'ı ekleyebilirsiniz. Rectangle olarak geçiyor. Türkçe'de MetaTrader'da ne olarak geçiyor bilmiyorum ama herhangi bir yerde çizebilirsiniz. Bunları ben çiziyorum arkadaşlar. Zaten çok fazla indikatör kullanmaya tercih etmiyorum. Başka bakalım soru var mı? Altın hakkında tekrar bir bakalım altına. Bir yorum var. Onun dışında bir şey yok arkadaşlar. Kapatmayı düşünüyorum. Altında geçen hafta bahsetmiştim. Demiştim ki yani bir trader hani analiz değil de ben bunu nasıl trade edebilirim mantığıyla bakıyorum. Aşağı yukarı bir aralığı girmiş belli. Büyük aralık olarak bu, küçük aralık olarak bu düşünürüz. Ve eğer pozisyonumuz yoksa, risk almak istiyorsak yani şu anda yani yeteri kadar risk almadıysak ve marjinimiz varsa ve istiyorsak risk almak, buralarda da long denemesi yapılabilir. Daha az risk almak istiyorsak da bir fake bir hareket. Çünkü şöyle altında yükseliş trendi çok güçlü. Günlükte de bu güçlü bir yükseliş trendi var. Bir pullback olursa yani geri çekilme olursa o bir long fırsatı olarak değerlendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Onun için de geçen hafta konuştuğum zaman demiştim ki şu aralığa kadar çok sert bir hareket olursa bugünkü gibi, bugün de şöyle kaç saat içinde 1, 2, 3 4 saat içinde aşağı yukarı 21 dolar aşağı yönlü bir hareket gerçekleşmiş. Tabii ki daha fazla bir hareket gerçekleşmiş olsaydı çok daha güzel olurdu. Altında dediğim gibi hani bir yorum yapmamı istiyorsanız şu anda şu aralıkta trade etmemiz en güzeli olur.
Çok fazla risk almamış olacağız ve aynı zamanda şöyle söyleyeyim ben size. Bu aralıkta trade etmemizin avantajı şu olacak. Yani yukarıda short yaptığınızı düşünürseniz, yani şurası, şuraya yakın bir yerde short yaptığınızı düşünürseniz ve aşağıya doğru kırarsa bu sizi ve bizi mutlu edecektir. Yani şöyle bu devam edecek ve sizin bunun fake olup olmaması konusunda çok fazla bir kaygınız olmayacak. Çünkü bu bayağı yukarıdan şortunuz olacak ve stop loss'u da maliyeti çektikten sonra devam edecek bu pozisyonunuz ve bekleyeceksiniz nereye kadar gidecek artık. Bu tamamen bu trend dönecek mi aylıkta? Yani aylıkta şimdi şöyle aylık yani yıllık olarak düşünürseniz bu yılın hareketi şu an yılın neredeyse kapatmak üzere yani kapatmak üzere değil de daha 4 ay var ama bir pullback yok yani. Şimdi aylık mumlara bakıyoruz ama yıllık mum diye bir şey de var. Onda da bir geri çekilmesi lazım yani şu hareketin. Tabii yani ona bakınca da şortunuz varsa zirveden sizin için avantaj var. Benim için de tabii eğer yakalayabilirsem benim için de avantaj olacak. Şöyle ki eğer bir geri çekilme olursa şu aralık çok güçlü bir aralık. Şu aralığın ortası olarak düşünürsen aşağı yukarı 1600 dolara denk geliyor. Şu an 1900 dolar yani ons başı nereden baksanız 300 dolar kar. Yani çok güzel bir para. Dediğim gibi hani en kötü ihtimalle şurası zaten direnç. En kötü de yani bir önceki direnç önümüzdeki support en kötü ihtimalle 1800 yani aşağı yukarı şu anki fiyattan 140 dolar. Eğer zirvede short yapmış olsaydım yani short yakalayabilirsek eğer 1980 1800 işte 180 dolar civarı bir kar bırakma ihtimali potansiyeli olan bir şey. Yani short kovalamakta fayda var. Tabii bunu haftalık ve aylığa bakınca söylüyoruz. Günlüğe bakınca da tabii aylık ve haftalıkta şimdi şöyle long denemesi de yapmak lazım. Çünkü yani güzel bir pozisyon yakaladıktan sonra gerçekten o pozisyonla avucunuzun içindeymiş gibi paritede düşünebiliyorsunuz ve oynayabiliyorsunuz. Yani güzel bir yerden longunuz varsa bile bu yukarı yönlü hareket ettikten sonra hani breakout trading diye bir şey var. Evet. Yani bu yukarı kırdıktan sonra long eklemek yanlış değil. Ama onun fake olma ihtimali var. Ve fake olduktan sonra da tabii ki bir zarar yansıtacak. Aşağıdan longum varsa benim ki öyle bir şey yapmak istiyorum. Öyle bir pozisyon kovalamak istiyorum. Aşağıdan longum varsa tutacağım. Ve yukarı yönlü kırdığı zaman da zaten aşağıda baya baya bir belli bir aralıktan. Ya yani o aralık benim için daha sonra da işe yarıyor. Şöyle çok uzun soluklu olarak uzun soluklu olarak düşünürsek benim şuralarda bir yerde longum olursa bu aralık biz aynı zamanda bir arz talep dengesi. Bu arz talep dengesi hem support hem destek hem direnç görevi görüyor. Yarın öbür gün bu yukarı yönlü kırarsa ve aşağıya doğru gelirse ve hala bu pozisyonu devam etmeyi devam ediyorsan hala tutabileceğim bir pozisyon olur yani. Çünkü bu aralıktan tekrar destek olup daha da yukarılara gitme ihtimali var. O yüzden şu anda altında yapabileceğim yorum bu kadar. Yani 4 saatliği falan da bakalım. Yani 4 saatlik de dedim diyor. Yani daha saatliği falan bakınca da zaten şuralarda long girmek çok daha çok mantıklı yani. Şurada zaten dediğim gibi aşağı yukarı daily support 2'den almış. Yani saatlik trade eden bir arkadaşınız olsa, saatlik trade eden bir trader olsa saatlik 4 saatliklere bakarak hemen tık diye burada long girme ihtimali çok yüksek. Long taşıyanlar da olabilir şu anda. Onun dışında soru yoksa kapatalım. Ben bilmiyorum, göremiyorum. Sizin bana söylemeniz lazım. Panelist arkadaşlarım. Eğer yoksa kapatalım. Bende hiçbir şey gözükmüyor şu anda ilginç bir şekilde. Onun dışında bir kapanış konuşması yapayım. Siz karar verene kadar. Kapanış konuşması şöyle. Bizim sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki WhatsApp gruplarımız falan var. Yani Ekşi Forex'i takip etmiyorsanız, bizim gruplara dahil değilseniz. WhatsApp gruplarımız var, Discord grubumuz var, Telegram grubumuz var. Çok güzel analistlerimiz var. Onlar sürekli güzel her hafta analizler paylaşıyor. Takip ediyor analizleri. Zincirleme bir şekilde analizlerini sürekli elden geçiriyorlar. Onun dışında bütün bilgileri, sorularınız varsa bilgi@eksiforex.com'dan bizi geri dönüş sağlamanızı rica ediyorum. Geri dönüşler bizim için önemli. Aynı zamanda bizim gruplara dahil olan arkadaşlardan ricam bizim webinarlara katılmanız bizim için çok önemli. Bunlar YouTube'da yayınlanıyor diye
Nasıl olsa daha sonra izlerim. Tabii ki yani sizin vaktiniz müsait olmayabilirsiniz. Ama olabildiğince webinarlara canlı katılmanızda, sorularınızı canlı beyan etmeniz ve onlara bizim cevap vermeniz bizim için gerçekten çok iyi oluyor. Hem de bir conversation oluyor aramızda. Hem bir tanışmış oluyoruz. Hem de tabii ki video izlemekten, daha sonra video izlemekten daha iyidir canlı izlemek. Onun dışında tabii ki katılımlar yükselince arkadaşlarınızı söylerseniz, önerirseniz bizlere katılımlar artınca bizim için daha iyi oluyor. Daha fazla motivasyon oluyor. Ve bunun devamı oluyor. Yani şöyle katılımlar yükselince daha fazla devam edeceğiz. Daha sık aralıklarla yapma ihtimalimiz olacak. Bizim Discord kanalımızda şey yapma seçenekleri var Discord'da. Eğer Discord'da aşinaysanız, Discord'u biliyorsanız Discord'da ekran paylaşımı, oda, sohbet odaları, sesli metin ve sesli olarak sohbet odaları var. Discord'a katılırsanız haftalık olarak daha güzel saatlerde, yani Londra açılış saatlerinde, New York açılış saatlerinde müsait olan arkadaşlarımız, traderlarımız ekran paylaşımlı olarak trade'lerini paylaşabilirler, analizlerini paylaşabilirler. Onun dışında başka eklemek istediğim bir şey yok. Bir sonraki webinarımız 10 Eylül. Bilim arkadaşımızın webinarı olacak. Kendisi çok başarılı bir trader ve analist. Katılmanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında başka bir soru yok. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir sonraki webinarlarımız eğer gerçekleşecek olursa duyurularını yaparız. Ay başından itibaren. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.